Bırakın sizi lütfen, rica ediyorum. Ben temizletirim. Yanlışlıkla oldu, öyle elimden şey kayınca. Hiç önemli değil. Alo. Nuri Efendi, temizlik malzemeleriyle birlikte Fırat Bey'in odasına gelir misiniz? Tamam. Aşağılık herif. Keşke gözlerimi kapatmasaydım beni öperken. Onunki kapalı mıydı? O kapatmaz ki öpüşürken gözlerini. Sen yabancı mısın? Keyfine bak dedi. Bastı çıktı ya. Narin Hanım. Sermet Bey sizi bekliyor. Bir zahmet buyursun gelsin dedi. Arabamız şurada. Telefon etsin o zaman. Her istediğinde ayağına gidemem ben onun. Tek müvekkili o değil ya. Allah Allah. Beni takip etmekten de vazgeçin. Ne öyle restoranda şarap falan yollamalar? Senin patronun başka işi yok mu? Parka geldi, öyle oturuyor abi. Kuşlar sıçıyor tepesine, aldırmıyor hiç. Büyük bir sıkıntısı var belli. Kafası bozuk. Bak 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 bak. Galina. Ya Galina, güzel kızım. Allah Muhammed aşkına bir sus ya. Tomaş kim ayağını devet kaya? Niye karış hemen ya? Lütfen. Allah Allah. Ali, sen de götür telefonu, git Narin Hanım'a ver. Lan ne yaptı, ne etti? Gitti Fırat'la konuştu. Merak ediyorum. Narin Hanım, müsaadeniz olursa Sermet Bey sizinle görüşmek istiyor. Efendim Sermet Bey. Hayır, yok bir gelişme. Yok. Bankadan bir sonuç çıkmadı daha. Ben haber vereceğim size bir şey olursa. Evet Sermet Bey, evet. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Lan! Ali! Dokunma lan o kıza! Lan! Ne lan! Siz de bırakın onu, bağırır bağırır gider. Kaybolun! Kaybol! Kusura bakmayın Narin Hanım, burası biraz sirke döndü de. Yani rica etsem bu akşam işiniz yoksa buraya kadar teşrif edebilir misiniz? Al şunu. Bırak. Narin Hanım. Yürüyün lan! Yürüyün şimdi! Kaybol! Gel kızım sen de buraya. Gel. Yürü lan! Sen niye susmuyorsun ya? Niye susmuyorsun ya? Yani telefonla konuşuyorum, bağır bağır bağırıyorsun. Bak bu şartlar altında beraber yaşayamayız. Nerede bunun tavukları? Narin? Ahmet, döndün mü? Döndüm. Bu ne surat böyle ya? İyi misin sen? Değilim. Erol Bey çok tatsız bir iş sardı başıma. Duydum. Sermet Karayel. Nasıl adam? Sevimli bir manyak değil mi? Ahmet, ısrar etsen de. Sen alsan şu işi. Ya bu işi ben alırsam direkt olayı şirkete bağlarlar diye düşünüyor Erol Bey. Ha, olay ayyuka çıkarsa şirketten ben gönderileceğim yani. Erol Bey de elini temizleyecek. Sen gönderilemeyeceğin için mi ben harcanıyorum? Ya bu şirketin günah keçisi ben miyim? Saçmalama. Kimse seni kurban etmeye çalışmıyor. Bankayla Sermet arasında bir uzlaşma sağlarsın. Bu işten kurtulursun. Ya yapmadığımız iş mi? Yalnız mümkün olduğunca olayı gizli yürüt. Ha tabii tabii. O şebekle ne kadar gizli tutulabilirse. Dünden beri bir ordu adamla geziyorum be. Ha. Geçerken yastığına uğradım yolda. Yemek yemek için durdum. Güzel mi senin memleket ha? Lokanta sahibiyle de biraz lafladık. Seni sordum. Dedim ki bizim orada çalışan bir hanım var burada. Epeyce yaşlı bir amcaydı ama yani seni tanımadı. Ya, tuhafıma gitti yani. Hani sonuçta küçük bir kasaba. Ailem falan. Canım 10 yıldan fazla oldu. Normal. Boş ver. İzmir nasıldı? Narin. Geçmişinden hiç bahsetmiyorsun.
Ailen hakkında hiç konuşmuyorsun. Ne oldu ailen? Niye merak ediyorsun bu kadar? Utanıyor musun onlardan? Biliyorsun ben de Anadolu çocuğuyum. Ya utanılacak ne var ki? Bence sen gizemli olmayı seviyorsun. Ya hadi yürü git işine. Yeni yetme miyim ben be? Açtı baba. Takıma giriyorum dedim. Hacı'yla konuştum dedim. Paranın kokusunu alır almaz. Ne alırsanız alın. Dükkan sizin de derim. Yumurtaları da Ümmühan getirdi sağ olsun. Yesin oğlan dedi. Maşallah. Bir Batum'da kaç yumurta veriyor acaba bu tavuklar? Sahaya çıkacağız. Bir güzel beslenelim. Doğru mu? Değil mi baba? Oh Allah'ıma bir şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Nasıl bir oğlan doğurmuşum sana. Görüyorsun değil mi Recep? E hadi soğutma buyur. Ekmeği sen kapar baba. Seversin baş ekmeği. Bak tazecik. Nasıl olacak şimdi? Hoca kaç para verecek? Bak öyle iki kuruş para verirse topu mopunu da ben sana söyleyeyim. Baba şunun şurasını 200 senecik. Lisans alayım para yağacak. Sıkacağız işimizi artık. Rapor alacaksın doktordan baba. 15 gündür okula gitmiyorum ya. Öyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Rapor isterler. Bitmeyi verirsen de. Olmaz baba. Müdür dakikası ne de Cahit Hoca'ya söyler. Bak ben kulübe gireyim, kendime bir yer edineyim. Bunu da okuldan alırız, gider bir yerde çalışır işte. Sana mı soracağım lan? He? Sana mı soracağım lan? Attıracaksın kendine okuldan Narin Hanım. Uyanıklık yapmayacaksın, anladın mı? Sıfır alacaksın, bir alacaksın, sınıfta kalacaksın, kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, hadi bakalım iyi dersler sana. Evet. Noktalı virgül. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Kim söyleyecek? Evet Narin. Noktalı virgül ama fakat gibi bağlaçlardan önce kullanılır öğretmenim. Başka? Sema, kızım kıkırdayacağını sen söyle bakalım. O da virgülün ne olduğunu bilmiyor ki öğretmenim. Nasıl söylesin? Narin. Evet Sema, seni dinliyorum. Sema soru şartı gibi bakıyor öğretmenim. Çocuklar, noktalı virgül sıralı cümlelerin arkasında da kullanılıyor. Değil mi? Nasıl Hikmet başkanım? Dediğim kadar var değil mi? Çocuk iyi hocam. Babası beş para etmez biridir yalnız. Herkes bilir ne bir herif olduğunu. Bela olmasın. Uzun yola çıkacağız oğlanla. Siz merak etmeyin. Onu ben hallederim. İyi. Alalım oğlanı. Birkaç sene izleyelim bakalım ne çıkacak. Uyu suyu uygunsa, başarılı da olursa alırız takımı. Tamam. İyi günler. İyi günler hocam. Kolay gelsin. İyi günler başkanım. Sağ olun. Ne haber? Buyurun Hikmet Bey. Çiftliğe gidiyoruz. Arabayı kapıya getirsin Nuri. Emredersiniz. Hocam bu ne ya? Çocuk nalburda bunun iki katını kazanıyordu ya. Recep kes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.